Tanzanya Darüsselam'dan herkese selamlar arkadaşlar. Evet, hakikaten dün çok enteresan bir şey yaşadım. Yani bunu Afrika'da yaşayacağım daha öncesinde hiç aklıma gelmezdi. Bu yüzden bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle şunu söyleyeyim, Allah'a şükür iyiyiz, herhangi bir sıkıntı yok. Hani depremin boyutu biraz yüksek. Hissettik mi? Evet, hissettik. Ama Tanzanya'da zaten bizim Türkiye'deki gibi böyle yüksek yüksek apartmanlar falan vesaire çok fazla bulunmadığı için, genelde hep müstakil ev olduğu için herhangi bir sıkıntı Allah'a şükür olmadı. Böyle yıkılma, dökülme, ne bileyim enkaz altında kalma falan vesaire gibi durumlar olmadı. Nasıl oldu arkadaşlar? Dün gece ben yaklaşık tam böyle 8 sularında falandı. İşte evde oturuyordum. Şimdi Yalova'lı olduğum için 99 depremini de atlattım. Hani bizim orada sürekli deprem olur. Artık biz Yalova'da deprem olduğu zaman panik yapmıyoruz. Yani artık bizim için gayet normal ve sıradan bir şey deprem açıkçası. Ama yani deprem olduğu zaman direkt hissederim. Eşim mutfakta yemek hazırlıyor. Ben de işte salonda oturmuşum, televizyonu izliyordum. O esnada deprem oldu. Yani deprem olduğunu hissettim, böyle sallandık. Yaklaşık olarak 5.9 şiddetinde Tanzanya'da deprem oldu ama Darüsselam'da benim hissettiğim 3 ile 3.5 arası arkadaşlar. Burada bu konuda da uzman oldum artık yani. Çünkü biz Yalova'da sürekli mesela deprem olduğunda arkadaşlar arasında, akraba arasında falan vesaire deriz işte şiddeti bu diye. Hakikaten de tutturuyoruz artık, o kadar çok tecrübe edindik ki. Yaklaşık 3 ya da 3.5 gibi falan böyle şiddetinde hissettim. Böyle bir sallandık ama kafamda şunu söylüyorum. Diyorum ki hadi be, depremle ne alaka? Yani olmaz gibisinden. Daha sonrasında aradan çok fazla geçmedi. Bir 15 dakika sonra falan yapı merkezinde çalışan birkaç tane arkadaşım oralara bana mesaj attı. Ya Mustafa, işte biz Dodoma'dayız, işte Morogo'da çok fazla hissettik falan, deprem oldu, sen de hissettin mi? Onlar mesaj atınca ben dank etti bende açıkçası. Ondan sonra ben teyit ettim. Hemen eşime gittim, söyledim, dedim deprem oldu dedim, hissettin mi dedim. Deprem mi? Ne depremi ya dedi, senin dedi başın dönmüştür dedi, git otur dedi açlıktan dedi. Hakikaten böyle, çünkü hayatlarında hiç deprem yaşamamışlar. Depremin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Kız dedim vallahi 2 defa dedim sallandık dedim, deprem oldu dedim. Yok, bir türlü inandıramadım. Neyse, yemeğini yaptı, yemeğimi yedik falan vesaire. Ondan sonra işte telefonu eline aldı. İşte WhatsApp'ta arkadaşlara hani mesaj atmaya başladılar. Baktık ki hakikaten hani sosyal medyada insanlar paylaştı. Aa dedi, aşkım dedi, gerçekten dedi deprem olmuş. Çok komikti. Aslında yani komik atlattık biz bunu. Öyle söyleyeyim. Ama acayip bir tecrübe oldu. Açıkçası ben çok şaşırdım. Sordum da daha öncesinde de Tanzanya'da deprem oldu mu falan vesaire. Yani benim eşim 26 yaşında ama daha öncesinde hiç depremi hissetmemişti Darüsselam'da ya da Tanzanya'da. Belki yanılıyor da olabilir, bilmiyorum ama. Neticede Darüsselam'ın etrafında okyanuslar var arkadaşlar. Deniz var Tanzanya'da. Denizin olduğu yerde de fay hattı muhakkak vardır. Hani fay hattı bir oynama yapmıştır vesaire gibi düşünüyorum. O yüzden benim için gayet normal ama şaşırtmadı değil. Çünkü hani Tanzanya'da böyle bir şey yaşayacağım hiç aklımın ucundan daha geçmezdi. Yalova'da dediğim gibi çok aşikar ve alıştığımız bir şey. Hani ne bileyim, yıllar sonra, yaklaşık 2 yıldır Tanzanya'dayım. 2 yılın sonunda böyle bir şey yaşadım. Çok garibime gitti. Buradaki kişilere anlatıyorum, işte bazı kişiler var hissetmiş, bazı kişiler hissetmiş ama ne olduğunu bilmiyor açıkçası. Hani konuya yabancı. Çok fazla öyle insanlar çünkü hayatlarında ilk defa böyle bir şey yaşamışlar. O yüzden şu an burası iyi arkadaşlar. Tansiyon iyi, durumlar iyi, her şey iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Basit bir şekilde böyle bir nasıl söyleyeyim, hani kulağımızın bu tarafından girdi çıktı derler ya, anlık saniyelik bir mevzu. Burası da böyle oldu. Hafif bir şey atlattık, geçti gitti. Yani bu yüzden herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Deprem oldu. Evet, demek ki dünyanın neresine gidersek gidelim, depremi bir şekilde getiriyoruz. Biz Yalova'da olduğumuz için herhalde burada da depremi getirdik gibi geliyor. Hayırlısı. Artık bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın diyorum.